Muhteşem değil mi? Esin'in isteği mi o? Evet, harika çalıyorlar. Gel dinleyelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz burada? Bu akşam konserimiz var, tekneyi bekliyoruz. Tamam. Bol şans sağ ol, teşekkür ederim. Haydi o zaman. Aa, gidiyorlar. Ya yine değil mi? Vay, senin de yapabildiğin bir şeyler varmış demek ki. Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Tekne birazdan gelir. Gel şurada biraz oturalım. Haber de veremedim. Annem çok merak etmiştir şimdi. Ailenle mi yaşıyorsun? Evet. Annemle ikimiz yaşıyoruz. Peki ya baban? Babam ben 6 yaşındayken vefat etti. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Sağ ol. Zor olmalı. Nasıl oldun? İş kazası. Babam çok başarılı bir mozaik ustasıydı. Yani Türkiye'nin en iyilerinden diyebilirim. Bir otelde mozaik yaparken yüksek bir yerden düşüyor, kaybediyoruz. Çok kötü. Evet, insanın sevdiği birini kaybetmesi çok kötü. Bir ailesinden biri ise. Evet, çok zor. O duyguyu ben de biliyorum. Ben de 2 yıl önce babaannemi kaybettim. Benim için çok önemli bir insandı. Çok yakındık. Beni o büyüttü diyebilirim. İnanmazsın belki ama ben küçük bir köyde büyümüşüm. Hayatta inanmam. Gerçekten. Tabii köy dedeme aitmiş. Tamam, şimdi oldu. Yine de köy köydür. İlkokula kadar babaannemle orada yaşamışım. Göndermemiş beni. Annenle baban çalışıyorlar mıymış? Evet. Babamın iş seyahatleri fazla ve uzun süreli oluyormuş. Tabii annem de babamın peşinden oradan oraya. Ben de babaannemle. Çok güzel günlerdi. Peki gidiyor musun o köye? Yok. Yıllardır gitmiyorum. Bu saatten sonra da gitmem zaten. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben babaannemin cenazesine gidemedim. Mezarını bir kere bile ziyaret edemedim. Neden? Bilmiyorum. Sanırım öldüğünü kabul edemiyorum hala.
oldu? Bana niye öyle bakıyorsun? Hiç. Şaşırdım. Neden? Pek belli etmesem de benim de bir kalbim var. Evet, fark ettim. Tüm olumsuzluklara rağmen çok güzel bir gündü. Bence de. Burak Bey, Volkan Bey size mesaj gönderdi. Buyurun. Seni almaya Çağla'yla geliyorum. Seni yalnız zannediyor. Aslı konusunda oldukça gergin ve şüpheci. Bence anladı. Bir gaf yapma. Sağ ol. Oldu şimdi. Ya bari birkaç saat kötü bir şey olmasın. Senlik bir durum yok. Çağla durumu anlamış galiba. Tabii bütün gece ve bugün Volkan'ın sevgilisini. Yani seni göremeyince şüphelenmiş doğal olarak. Ayrıldık desin, olsun bitsin. Ne ayrılması? Hepten şüphelenir. Saçmalama. Önce tekneden ben ineceğim. Sen bu arada kamerada beklersin. Biz gidince de çıkarsın. Taksiye binip otele gelirsin. Ya başka bir emriniz Burak Bey? Sen beni iyice kölen yaptın ya. Onu yap, bunu yap. Kusura bakma. Ben artık yokum. Sizin çocukça saçma sapan oyunlarınıza alet olamam. Ya saçmalama. Söz verdin. O dün akşam içinde. Ya ne olur, bugün de idare et. İşe tekrar başlamanı sağlayacağım ama. Sağ ol ya. Sadaka verir gibi. Ya sen ne kadar alışmışsın her şeyi parağına, nüfusuna satın almaya. İstemiyorum iş falan. Ya ne oldu birdenbire? Daha az önce ne güzel bir gündü diyordun. Bir dakika, bir dakika. Sen yoksa Çağla ile beni kıskandın mı? Ne kıskanacağım sizi ya? Sen kendini ne sanıyorsun? Dünyada tek bir erkek kalsan sana dönüp bakmam bile. Ukala, kendini böyle...